Ertuğrul Özkök. Devlette like fişlemesi yapan bir merkez mi var? Önceki gece Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programına çıkan Ali Babacan ilginç bir gözlemini anlattı. Türkiye'de bugün ciddi ifade özgürlüğü problemi var, genç arkadaşlarla buluştuk, Türkiye'de üniversite sınavlarında ilk 1000'e giren 10 öğrenciyle oturduk, en büyük problem olarak neyi görüyorsunuz dedim, çocuklar boğulma hissi yaşıyoruz, sosyal medyada yorum yapmaktan, like atmaktan korkuyoruz, yarın işe başvuracağız diyorlar. Merak ettim, devlet içinde gerçekten like fişlemesi yapan bir merkez mi var? Babacan'dan aklımda kalan 3 önemli mesaj. Ali Babacan'ın konuşmasında verdiği 3 mesaj bence çok önemliydi. 1. Değerli yalnızlıktan kurtulma formülü. Türkiye'nin en haklı olduğu konularda bile yalnız kaldığını söyledi ve bir anlamda değerli yalnızlık kavramı yerine karşılıklı güvene dayalı bir yararlı ortaklık kavramını getirdi. Bunun formülünü de şöyle açıkladı: Türkiye pozitiflik üreten, demokrasi yaratan, barış üreten bir ülke olmalıdır. 2. Tekrar Avrupa'ya dönüş sinyali. Avrupa Birliği bugün en büyük barış projesidir. Daha sonra siyasi birliğe dönüyor, AB refah barış üreten bir bölge haline geliyor diyerek gözümüzü tekrar Orta Doğu'dan Batı'ya çevirme mesajı verdi. 3. 50+1 kutuplaşmasını aşma fikri. İnsan hakları oylamaya tabi tutulmaz, o hak tanınır, devletin görevi bir kişi dahi olsa onun hakkını teslim etmek, korumaktır dedi. 50+1 fikrinin kutuplaşmaya yol açtığını söyleyerek güçlü bir parlamentoyu savundu. Ertuğrul Özkök, Hürriyet.